Arkadaşlar, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Sesim geliyor mu Okan Bey? Evet, sesiniz geliyor. Evet, sizi duyayım. Bak, sizi de görmek çok daha güzel. İyi akşamlar arkadaşlar tekrardan. Evet, Hangi Park'ın açılımıyla değerli sponsorumuzla başlamış olduk. Dina Hanım da buradalarmış. Hoş gelmişler. Bu arada. Arkadaşlar, bugün konumuz biliyorsunuz neden atom yapıyoruz. Okan Bey katılacak. Ebru Hanım katılacak görüşmemize. Fatih Bey katılacak. Sadece ben arkadaşlar gelene kadar küçük bir konudan bahsetmek istiyorum. Daha sonra yaşadığımız olaydan. Geçen Perşembe günü İstanbul'da Kocaeli Darıca'ya gittik Fatih Bey'le beraber. Sabah kahvaltı yapalım dedik. Hep tecrübeyi paylaşmış olalım bu arada. Kahvaltı için orada bir antik köfte diyelim bir şey var. Kahvaltı salonu. Oraya gidelim dedik. Tabii orada da görüşmemiz olacaktı. Bir arkadaşla görüşecekti o zaman. İşte sabah gittik. Yanımızda da eşyalarımız var. Tabii böyle gıda takviyelerimiz, fame set, evening care set falan hepsi var. Kahve falan da var. Tabii Fatih Bey'le bir köşe bulduk. Köşeye masaya oturduk. Böyle masa oturduk. Tabii Fatih Bey'in ürünleri serdi masaya. Hepsini fame set, evening care set, gıda takviyeleri. İşte gelen arkadaşlar bizim burada toplu görüşmemiz olacak. Arkadaşları bekliyoruz falan derken o sırada da işte oradaki arkadaşların eline güneş kremi hemen denetti. Tabii güneş kremi 1-2 işte yanımızda da şey var. Güney Kore bayrağı, aynı zamanda Türk bayrağı, atom bayrağı üçlü seti var. Onu da masaya koyduk. Güzel bir böyle hava oluştu orada. Tabii güneş kremi denetince Güney Kore'den ürünler şu hemen biz duymamıştık falan dediler. O sırada diğer arkadaşlara geldi onları denedi. O sırada işte İvni Kirsat hadi bunu bir deneyin isterseniz dedi. Arkadaşlar denemeye başladılar. O sırada biri denedi, diğeri denedi, diğeri denedi İvni Kirsat'ı. İşte yüzlerin parlamasını gördüler falan. Bu şekilde öyle başladık. Hatta arkadaşlarına söylemişler işte Atomi'den gelmişler diye böyle bir foto inanmamışlar arkadaşları. Diğer, yani bizim oraya gittiğimizi. Ya yani işte dediler arkadaşlarımıza söyledik Atomi'den gelmişler bizim buraya. İnanmamışlar fotoğraf çekebilir miyiz? Dediler. Fotoğraf çekildik. Şöyle diyorlar. Atomi Darıca'ya gelmiş. Cümle şu. Atomi Darıca'ya gelmiş. Demek ki İstanbul'a çıkmak farklı bölgelerde küçük bölgelerde çok daha etkili olabiliyor. İstanbul çok kalabalık, çok curcuna insanlar böyle daha endişeli, daha sıkıcı, sürekli hareket halindeler. Belki daha küçük bölgelerde insanlar biraz daha rahat, relax ve atomu duymamış olabilir. Demek ki orada çok daha etkili oluyor. Tabii böyle yapınca arkadaşlar kayıt olmak istediler. O sırada da başka bir kişi ya ben atomiye kayıtlıyım dedi. Oradaki grup arkadaşlar yaklaşık 10 kişi falan varlar böyle. Bir tanesi kayıt demiş ama şey iş yapmıyormuş. Yani sadece kayıt olmuş o kadar. Ürün de almamış. Kimse de ilgilenmemiş. O sırada arkadaşlar herkes sıraya girdiler kayıt olmak için. Tabii biz oraya görüşmeye gittiğimiz arkadaş hala daha gelmediği için onu bu sefer telefonda arayıp kaydetmek zorunda kaldık. Daha gelmeden. Çünkü dedi ki burada herkes kayıt olmak istiyor. Atomi'ye katılmak istiyor. O zaman önce seni kaydedelim çünkü senin için geldik biz buraya. Onu kaydettik. Sonra oradaki arkadaşların hepsi kayıt oldular. Hani içlerinde bir tanesi demiş mi hatırlarsanız kayıt olmuştu daha önce de. O da eşini kaydetti. Şimdi olayı tasarruf edebiliyor musunuz? Bir yere gitmişsiniz başka bir şehre. Orada sadece sabah kahvaltısı yaparken 10 kişi falan kayıt oldular yani. Oradaki daha önce kayıt olan kişi de eşini kaydetti. Bu şekilde hepsi kayıt olmuş oldular. Telefonları falan oldular. Artık grup kurulacak onlar arasında falan. Yani şimdi bu olayı analiz etmemiz gerekiyor. İkinci aynı yere biz akşam tekrar gittik. Akşam yemeği için. Tabii o zaman yanımızda herhangi bir ürün falan götürmedik. Gittik masaya oturduk. Normal yemeğimi yiyoruz. O sırada da tabii kalabalık burası biraz. Orada da yine Atomi'den açıldılar. Bir iki garson arkadaşım var. Hiç kimseye kaydetmedi. Şimdi bu olayı bir analiz edersek eğer dikkat ederseniz sabah gittik. Kalabalık değil. Restoran kalabalık değil. Sakin. Sabah saat 9'da zaten. Herkes müsait. Masaya ürünleri koymuşuz. Bayrak var. Pemset, evening kevzet, kahve diye ürünler var. Onları görüşmemiz olacak diyoruz. Oradakiler ilgisini çekiyor. Çünkü masada zaten ürünlerle alakalı bilgi var. Bayrak olması, Güney Kore bayrağı olması falan ilgi çekiyor. Ortam da müsait. Herkes kayıt olmaya başladılar. Demek ki sunum çok önemli başta. Yani gelen kişilerin durumları da çok önemli. Müsaitlikleri de çok önemli.
Ondan sonra ikinci bir dersimiz, oradaki arkadaşımız daha önce kayıtlı olan bir kişi kimseye bahsetmemiş. Bahsetmediği için kimse kayıt olmamış Atomi'ye. Kimseye Atomi ürünü denetmemiş. Kullandırmamış. Biz oraya gittiğimizde İvni kedi deneyenler, güneş kremi deneyenler hemen aa ben bunu almak istiyorum dediler. Hatta o gün akşamı sipariş vermişler. Orada kayıtlı olan arkadaşlar. Şimdi buradan birinci dersimiz şu. Demek ki yanımızda biz arkadaşlar numunelerimizi gezdirmemiz gerekiyor. Herkese denetmemiz, kullandırmamız gerekiyor. Hatta biz işe başlamadan önce, yani konuşmaya başlamadan önce bizim üzerimizde, bizim ortamımızda, bizim çevremizde Atomi ile alakalı gösteren bir şeyler olması lazım. Bu ürünler olabilir. Cilt bakım ürünleri olabilir. Atomi bayrağı olabilir. Atomi Türkiye bayrağı olabilir. Bir şeyler olması gerekiyor ki ilgi çeksin dışarıdan. Biz hiçbir şey konuşmasak bile Atomi ile alakalı olduğumuzu hissetmeleri gerekiyor. Bu birinci şey. Birinci dersimiz daha doğrusu. Ondan sonra ürün denetmek gerekiyor. Buradan ikinci dersimiz şu. Orada kayıtlı olan kişi dikkat ederseniz hiç bahsetmemiş arkadaşlara. Ürün alıp denetlemiş. Bu şekilde kimse kayıt olmamış. Demek ki bizim çevremizdeki arkadaşların Atomi'ye kayıt olduktan sonra eğer kimseye konuşmuyorsak, kimseye ürün denetmiyorsak bu iş olmaz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oradaki nasıl olmadıysa çünkü biz denetince 10 kişi kadar kayıt oldu yani. Kendisi de işini kaydetmiş oldu. Demek ki ürün denetme çok önemli. Atomi temsil ettiğimizi göstermemiz çok önemli. Atomi'de başarılı olma açısından. Üçüncü dersimiz ne? Burada. Aynı yere akşam üzeri gittik. Hiç kimse kayıt yapmadı. Çünkü, pardon, akşam üzeri ikinci ekip gelmişti oraya. Sabahki ekip yok, yeni ekip var. Oradan kimse olmadı. O zaman buradaki asıl ders, demek ki üçüncü bir dersimiz ne? Biz bir şey anlatmaya çalışsak bile karşı tarafın bulunduğu ortam dinlemeye müsait olmayabilir. Yoğun olabilir, kafası karışık olabilir. Çünkü yoğun. Herkes bir şey yetiştirmek zorunda. Kimse kimseyle ilgilenecek durumda bile değil. Durmak bile onlar için bak, şey zarar gibi gelebiliyor. Demek ki onların durumu da önemli. Yani biz bir şey anlatmaya karşı çalışabileceğiz ve çalışacağız fakat karşı taraf müsait olmayabiliyor, hazır olmayabiliyor. Onu hayır diyebilir. Buna çok normal görmek gerekiyor. Demek ki her Atomi'de anlattığımız zaman herkes kabul edecek diye bir şey yok, kabul etmeyebilir. Bir şeyleri ortamı, ortam, zaman ve sunum çok önemli demek. Karşı tarafa sunum zamanı, sunum şekli, onun ne düşündüğün, hangi durumda olduğu çok önemli. Bunların hepsini değerlendirdiğimiz zaman başarı ortaya çıkıyor demek. Bu dersi aldık, bu çok güzeldi. O nedenle ikinci bir ders daha söyleyeyim, bir olay daha söyleyeyim yine. Yine bir arkadaşla bir arkadaşın yanına gittik. Şimdi arkadaşımız diş macunu, diş fırçası hediye etmiş arkadaşımıza. Ayrıca da evine götür, bunu da işte annene, kardeşine hediye et demiş. Fakat diyor arkadaşımız fakat ürünü alan arkadaş eve götürüyor. Diş fırçasını o kadar çok seviyor ki annesine de vermiyor, kardeşine de vermiyor. Diyor ki bunu kimse kullanmasın bunları ben sadece kullanacağım. Sadece ben kullanacağım. Şimdi dikkat ederseniz ürünü sevmek çok önemli bir şey iş için. Fakat çevrenize eğer vizyonu göremediyseniz, işi anlayamadıysanız kimseye kullandırmıyor. Bu sefer ürünü de kullandırmıyor, kendisi kullanmak istiyor. Aslında buradaki mantığı biraz sezmiş olsa, yani ürünü beğendiysem eğer, ben bu ürünü bu kadar sevdiysem, anneme bile vermiyorsam, kardeşime bile vermiyorsam sevdiğim için, demek ki ben bundan iş çıkartabilirim, vizyonu yakalayamamış arkadaş. Bu da şu demek, demek ki çevremizdeki herkes Atomi'yi iş olarak yapacak diye bir şey yok. Atomi'yi kullanacak, çok memnun kalmış. Fakat iş vizyonunu göremiyorsa, bunun ne kadar kazançlı bir iş olabileceğini göremiyorsa yapmayabiliyor. O nedenle her dokunduğumuz kişi Atomi yapacak diye bir şey yok. O nedenle biz söylememiz lazım. Bizim işimiz bilgi vermek, ürünü kullandırmak olduğunu bilmemiz gerekiyor. Gerisi artık karşı tarafın karar verici bir mesele. O nedenle biz kendi moralimizi de bozmamamız gerekiyor. Karşı taraf niye bu işi yapmıyor diye. Demek o vizyonu göremiyor arkadaşlar. Bunu da herkes görecek diye bir şey yok. Evet, çok teşekkürler. Fazla uzatmadan sohbetimize başlayalım isterseniz. Okan Bey ile başlayalım. Okan Bey müsait misiniz? Okan Buyurun, Bey'den buyurun. sonra Ebru Hanım'a geçeriz. Sonra da Fatih Bey'e geçeriz. Evet Okan Bey Ben son nasılsınız? söz alsam olmaz mı acaba? Ve isterseniz olabilir. Neden Tamam. olmasın? Şimdi başlangıcı yapalım, sonrasında evet. Evet. Devam Evet ederiz. Okan Bey daha önce hep moderatör oluyordunuz. Siz soruyordunuz. Şimdi biz size anlatacağım. Sen biz size soralım.
Evet, çok korkunçmuş Evet. bu iş. Şimdi ne soracağınızı bilemiyorum. Evet, sorulara hazır mısınız Evet. bilemiyorum tabii yani. Evet diyoruz, bu atom işi çok güzel, çok iyi. Bundan başarılı olacağız. Herkesin bir sebebi var atomu yapmak için. Bazıları çok iyi atomu görüyorlar, bazıları hiç göremiyorlar. Biraz önce verdiğimiz örnekteki gibi. Bazıları hemen görüp anlayıp, ben bunu işi anladım, vizyonu gördüm, hemen işe başlayan derken, bir taraf yürü ben çok seviyorum, kullanırım ama kimseye kullandırırım, iş de yapmıyor bu sefer. Böyle bir yaklaşım da var. Siz atom ile ne gördünüz? Neden atom işi yapmaya karar verdiniz? Siz elektrik elektronik mühendisisiniz. İngilizce biliyorsunuz. Uzun yıllar tecrübeniz var. Birçok başka iş modeli varken neden atomiyi tercih ettiniz? Bu İngilizce bilmek, mühendis olmak çok büyük bir avantaj aslında toplum içerisinde. Çok imkanlar sunuyor aslında sizlere. Bu imkanların haricinde atomideki imkan neyi gördüğünüzde neden atomi yapmaya başladınız? Aslında direkt atomi ve imkan gördüm diye de başladım demeyeceğim. Çünkü az çok sektörü tanıyorum. Atominin bulunduğu sektörü. Bu sektör çok ilginç gelmişti. Aynı Park Hangil'in Avustralya seyahatinde bir arkadaşından sektörle ilgili bilgileri alması gibi ben de sektörle tanıştığımda hakikaten çok ilginç bir iş modeli olarak gelmişti. Neden acaba daha önce tanımadım şeklinde. Fakat oradaki tecrübeler, yani ilerlediğimiz zamanlarda oradaki tecrübeler, sektör çok güzel fakat işte insan faktörü var ya da şirket faktörü var. En önemlisi de şirket faktörü. Şirketlerin faktörü ve oradaki ürünle ilgili olan durumlar hakikaten insanları çok zorluyor. Sonrasında bir gün sizden ne geldi? Bir telefon gelmişti. Türkiye'ye yeni bir şirket giriyor. İsmini söylediniz bana. İlginç geldi. Daha doğrusu tanıdık gibi geldi. Sektörü de biraz bildiğim için, biraz da işte hani sizin gibi mühendis kafalı olarak çalıştığımız için ince eleyip sık dokuma gibi bir özellik var bizde. Ne yazık ki mühendisler böyle işte. Hani girişimci ruhu hemen kabul etmek çok mümkün olmuyor. Birdenbire girişimci olabilme gibi kapıları açabilmek her zaman için mümkün olmuyor. Tabii bu şahıslara da özel. Sizi tenzih ediyorum. Ben öyle. Biraz işte tanıdık gelince ben de tabii hemen ilk bakacağım yer sektörde ilk 100 listesi var. Biliyorsunuz sunumlarda da anlatıyoruz. 100 listesinin içerisinde böyle bir iki tane sanki bu isme benzer bir şey var gibi geldi bana. Hemen araştırdım, baktım. Sonrasında gördüm. İki tane Koreli firmadan bir tanesi. Kore son zamanlarda özellikle işte bundan iki seneyi geçti. Yani 2 sene öncesinde Türkiye'ye gelmiş olan bir şirket Kore ile ilgili. İlginç. Sonrasında Kore'nin tüm dünyada popülerliği, işte pop sektörü, ne bileyim drama sektörü, film sektörü ve bunun gibi aynı zamanda güzellik sektöründe de çok ciddi isim yapıyorlar. Ben çok yakın değildim fakat gençlik çok yakın olduğunu biraz görüyor, sağımızdan solumuzdan duyuyoruz. O zaman işte ilginç olarak ben tekrar detaylı olarak araştırmaya başlayınca ilk bakacağım şeylerden bir tanesi de şirketin kendisinin Türkiye'de olup olmadığıydı. Hemen İstanbul'da mıydı şirket? Evet, İstanbul'daydı. Dolayısıyla İstanbul Ticaret Odası'na gidip baktığınız zaman şirketin kuruluş evraklarını görebilirsiniz. Gördüğümde çok hayret etmiş ve çok da sevinmiştim. Neden? Çünkü hakikaten şirket buraya gelmiş ve bizim baktığımız seneden birkaç sene öncesinde şirketini kurmuş. Hem de 1 milyon dolar gibi bir sermaye ile kurmuş. Dolayısıyla çok güzel bir başlangıç yapmış. Sonrasında adres belli, Ataşehir'de. Bununla ilgili bilgiler ve ondan sonra da artık tabii Türkçe kaynak yok. Fakat internet bu işle ilgili çok detaylı. İnceleyip araştırıp görmeye başlayınca benim dikkatimi çok daha fazla çekti. Sizin bana söylediğiniz gibi ben de birkaç arkadaşa söyleyince onların da tecrübeleriyle birlikte bir kısım detayları araştırmaya başladık. Özellikle yurt dışı siteleri falan derken. Atomi gittikçe ilginç olmaya başladı benim açımdan. Gittikçe güzel bir şirket olduğunu görmek ve hissetmek gibi bir şey oldu. Fakat son kapıyı açan nokta ya da en önemli nokta kurucunun birçok videosunun olması. Yani kurucu biliyorsunuz Hangil Park.
onun birçok videosunun olması, bu videoların İngilizceye de çevrilmiş olması, işte biz onu biliyoruz. Korece olunca çok anlayamıyorsunuz. O zamanlarda YouTube'da çeviriler çok yerinde değil. Onun için mutlaka İngilizce siteleri, İngilizce videoları dinlemeye başlayınca birkaç tane video ve o videodaki söylediği doğru kelimeler, doğru cümleler ve insanların da doğru şekilde, doğru ürünlerle, doğru iş kurması gibi bir noktaya parmak basması bu şirketi farklı bir şirket olduğunu bana hissettirdi. Yani bütün kapıyı açan nokta aslında Hangil Park'ın eğitimleri. Arkadaşlara da tavsiye ediyorum. Yeni tanıyanlar, tanıyıp da yakın zamanlarda o videoları seyretmeyenler lütfen tekrar tekrar videoları seyrederek Hangil Park'tan bu mevzuyu çok iyi öğrenmenizi tavsiye ediyorum. Evet, ben bu şekilde bakınca şirketin hem ürün gamıyla hem kurucusunun felsefesiyle ve şirketin vizyonuyla farklı bir şirket olduğunu görünce bu şirketle çalışmanın gerekli olduğunu hissettim. Bilemiyorum neden Atomi anlatabildim mi? Ben şunu anladım. Demek ki başlamadan önce şirketin geçmişini araştırdınız. Şirketin Türkiye'de kuruluş şeklini gerçek bir şirket olarak mı kurulmuş? Ne kadar bir sermayeyle kurulmuş? Sadece göstermelik bir şirket mi yoksa ciddi olarak 1 milyon dolarlık şirket kurmak kolay bir şey değil Türkiye'de. Kurulum şekli. Sonra da CEO'sunun yaklaşımı, olay yaklaşımı, konuşmaları, olayları anlatışı, belki olaya bakış açısı sizi çekti diye hissediyorum. Aynen. Çok tecrübeli bir insan olduğunu gördüm. Yani sektörde çok güzel tecrübelerle öyle noktalara parmak basıyordu ki öyle de parmak bastığı noktalar doğru kelimeler ve cümlelerle ve doğru yapılmasını istediği noktalardı ki dolayısıyla Hangil Park'tan vizyonuna hayran oldum. Bu vizyon yeterli midir yoksa onun haricinde başka ürün kategorileri nedir? Onun haricinde çalışma şekli nedir? Onlardaki düşünceniz ne oldu? Bakış açınız ne Zaten oldu? vizyonu araştırmaya başlayınca artık ne yapıyorsunuz? Atomi'nin çok farklı ülkelerdeki, yani bizde açılmamıştı ancak çok farklı ülkelerdeki, şu ana kadar açılmış olan ülkelerdeki sitelerine gidiyorsunuz, bakıyorsunuz. Özellikle Amerika açık, Kanada açık, Avustralya açık. Bunlar İngilizce siteler. İşte Malezya, bunun yanında Güneydoğu Asya'da birçok site var ve bunların hepsini incelediğinizde görüyorsunuz ki ürün gamıyla çok iyi. Hatta en çok koşturan ürün, yani satışlarının %50'sinden fazlasını yapan Hemohim adlı ürünün incelemesine kadar gidince, bu ürünün de çok değerli olduğunu da görünce, en başta kendisine faydasını sağladıktan sonra bu ürünle birlikte yola çıkan bir şirketin hakikaten sırtının yere gelmeyeceğini hissediyorsunuz ve arkasından birlikte çalıştığı, ortak olduğu şirketlerle, çalışma ortağı olduğu şirketlerle ortaklıklarını ve orada da ayrı bir vizyon koyması ortaya beni şirketle ilgili pozitif düşüncelerin kesinlikle ortadan kalkmayacağı şekilde oluşturdu. Evet, çok güzel. Şimdi normal şartlarda bir kişi bir işe başlarken baştan bir plan yapar. Ben bu işte başarılı olacağım, bu şirketi kuracağız, başarılı olacağız diye düşünür. Siz de aslında şu anda kendi şirketinizi kurmuş durumdasınız. Kendi tek kişilik pazarlama şirketi, tek kişilik tanıtım şirketi Hangi Park bunu özetliyor. Bir şirketin parçası olarak kurdunuz diyelim. Başlarken de plan yaptınız, bir gelecek gördünüz. Evet, ben bu şirkette çalışmaya başlarsam, ortak olarak çalışırsam gelecek şöyle bir durum olabilir, başarı yöntemi olabilir diye düşündünüz. Karar vermişsinizdir büyük ihtimalle. Bu baştaki düşünceyle kararın gelecekteki vizyonu görme meselesi var ya, bu görmeyi nasıl yakaladınız? Yani geçmiş 2 yıl önce, 3 yıl önce, 2,5 yıl önce gördüğünüz şey şu anda gerçekleşme yolunda gidiyor mu? Gelişmeler nasıl bu konuda? Kesinlikle gidiyor. Çünkü ben yine dedim ya sonunda bir söz alayım. Birkaç slaytlık, yani 2-3 slaytlık böyle bir şeyler, bir notlar almıştım. Atomi'deki farklılıklarla alakalı. Dolayısıyla en son onu hep beraber bir gözden geçirelim. Tamam. Oralarını anlatacağım. Dolayısıyla hakikaten şirketin vizyonuyla bizim şu anda grup olarak, bütün arkadaşlar olarak ortaya çıkarttığımız iş modeli ki bunda özellikle bizim sponsorlarımızdan Dina Hanım ve Rina Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bize vermiş oldukları bu vizyon yani çalışma sistemi onların ne kadar doğru bir şekilde
bizlere de yön verdiğini ortaya koyuyor. Bu mevzuda bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Hakikaten doğru bir şekilde çalışmak, doğru yol almak ve organik şekilde ilerlemek ve böylece de hiç önemli değil. Bazıları çok hızlı bir şekilde ilerleyebildiğini gösteriyor bize. Hani Türkiye'de olduğu gibi. Yalnız bu mevzuda en doğruyu bizim grubumuzun, belki bilmediğimiz gruplar da olabilir, keşke olsa, ki birkaç tane var gibi gözüküyor. Dolayısıyla bu vizyonla birlikte yürümek, sağlam bir iş modeli olarak ortaya koymak ve bundan sonra hani hep beraber söylüyoruz, ben de söylüyorum, sizler de söylüyorsunuz. Bir kar topunu yuvarlamaya başlıyoruz ve bu kar topu gittikçe büyüyen bir şekilde tepeye doğru çıkacak şekilde yuvarlıyoruz. Tepeye vardığında, aşağıya bıraktığınızda bunun neler olabileceğini, bu şekilde yürüdüğümüzde neler olabileceğini hep beraber hem göreceğiz, hem hissedeceğiz, hem de şu andan aslında biliyoruz. Evet. Çok teşekkürler Okan Bey. Toplantı sonunda yine söz vereceğiz inşallah. Şimdilik sırada İlknur Hanım var. Ebru Hanım, pardon İlknur Hanım diyorum. Ebru Hanım müsaitler mi acaba? Çok teşekkürler Okan Bey. Ebru Hanım. Sesimiz geliyor mu? Ebru Hanım buradalar mı? Yok galiba. Yok mu yoksa? Buradalar aslında. Mikrofonu da açtılar ama sesini duyamadık. Evet Ebru Hanım. Ebru Hanım sesiniz gelmiyor. O zaman Fatih bir Bey buradalar mı? Bir kere çıkıp girerse belki düzelebilir. Olabilir. Ebru Hanım bir çıkıp girin isterseniz. Merhaba. Evet, hoş geldiniz Ebru Hanım. Hoş bulduk. Şu anda normal mi? Sesiniz çok güzel, çok normal geliyor. Görme imkanınız var mı yoksa bu şekilde mi konuşacaksınız sadece? Ya şu anda ben galiba bir teknik aksaklık yaşıyorum. Bunu bize bir dahakine çözelim. Şimdi vakit kaybetmeden böyle devam edelim isterseniz. Tamam, tamam inşallah. Evet Ebru Hanım, arkadaşlar ben Ebru Hanım'la konuşurken böyle dışarıda yani iş atmakta falan. Böyle bir cümle söylüyorum, bir fikir atıyorum. Hemen arkasından bakıyorum, farklı bir bakış açısıyla yaklaşmış olaya. Bambaşka bir şey söylüyor ya da farklı bir bakış açısıyla bakıyor. Çok enteresan geliyor bana. O yüzden Ebru Hanım'ın ben ticari bakış açısını çok iyi görüyorum. Yani olaya bakış açısını ya da herhangi bir iş karşısındaki farklı bir yaklaşımını çok enteresan görüyorum. Çok güzel bir yaklaşım var. Evet Ebru Hanım, siz Atomi'ye neden başladınız? Atomi'de ne gördünüz? Ya bu Atomi'de bir şey var da ondan dolayı yapayım bu işi dediniz. O nedenleri araştırıyoruz şu anda. Biliyorsunuz neden Atomi yapıyoruz? Sizin bakış açınızla, o ticari zekanızla, geçmiş tecrübe bilgi birikiminizle neden Atomi yaptığınızı öğrenmek istiyoruz Ebru Hanım. Buyurun. Teşekkür ederim. Öncelikle nezaketiniz için teşekkür ederim. Aslında biliyorsunuz ben böyle çok normal bir tipim. Sizin gibi mühendislerin arasında böyle ayrık otu gibi kalıyorum. Estağfurullah, estağfurullah. Ben sizin zekanıza hayranım yani bu arada söyleyeyim. Buyurun. Yok estağfurullah. Teşekkür ederim. Şöyle aslında ben daha önceki tecrübeler istinaden biraz network marketing sektörüne uzaktım. Hatta küsmüşüm diyebiliriz yani net bir şekilde küsmüştüm. Arkamı dönmüştüm artık benim için yoklar listesindeydi network marketing. Şu anda birlikte çalıştığım bir sürü arkadaşım için aynı şey söz konusuydu ama bizim hepimizin fikrini ortak bir noktada buluşturan ve ortak bir şekilde fikrimizi değiştiren aslında sistemin tamamı oldu. Şöyle uzun yıllar biz başka bir network marketing firmasını yaptık hem ekip arkadaşlarımızı hem yeni tanıştığımız arkadaşlarımızın da tabii başka tecrübeleri var. Herkesin hem kulaktan dolma hem yaşadığı bir sürü gördüğü işittiği tecrübesi var. Biz bu tecrübelerin içinde tek bir şey biliyoruz. Ne yaparsan yap kazanamıyordun. Ne yazık ki böyle bir şeyle karşı karşıya kalmıştık. Şimdi bu tabuyu biz biraz çabalayarak çözdük burada. Yani işe ilk başladığımız dönemlerde. O da biraz çabalayarak çözdük. Biraz çabalayarak çözdüğümüz şey aslında hani şey derler ya böyle insanlık için
Küçük benim için çok büyük bir adımdı. Bu kadar çabalayarak bu bizim karşımıza çıkabilecek bir kazanç ise işte birazcık mühendislerle fazla vakit geçirmekten kaynaklı şöyle bir denklem kuralım. İçler dışlar çarpımı yaparsak. Hani şimdi buysa eğer biz çok çalışırsak başımıza ne gelir? Biz bunu merak ettik aslında. Biz bir noktada meraktan başladık. Korelilere ciddi sempatimiz var. Çünkü sektörün içerisinde bir şey pazarlarken mesela arkadaşlar ya da işte bizim daha önceki çalıştığımız firmalarda aa işte bakın bu Kore üretimi işte Avrupa ürünleri diyelim onun içinde bir tane Koreli var nasıl satıyor anlatamam dehşet satıyor çünkü herkes biliyor ki en iyisini Kore yapıyor herkes bunun farkında yani Avrupa'nın yapamadığı disiplin dinamiğini üretim dinamiğini kesinlikle Kore çözmüş durumda. Kore bunu çözdüğü için de zaten güvenilirlik noktasında insanların gözün kapalı tercih ettiği bir şey. Ve bu bizim işimizi olağanüstü derecede kolaylaştırıyor. Bir şey söyleyeceksiniz galiba. Ben şöyle içimden geçiririm. Yani neden başladık derken ben şunu hissettim. Sanki eski tecrübelerden çok çalıştık, çok uğraştık ama sonra bir arpa boy yol almadık derler ya. Döndük, dolaştık, aynı yere geldik dediğiniz gibi. Fakat eğer Atomi'de başlarsak da böyle olur mu? Atomi'de çok emek harcarsak sonra dönüp dolaşıp yine aynı noktaya gelir miyiz gibi şüphe oldu galiba başlarken sizde. Fakat daha sonra Atomi'ye Oldu başladıktan tabii sonra çünkü çok kırıldık biz. Yani bu gönül işi aslında baktığınız zaman. Yani ne yaparsanız yapın network marketing işini kalbinizi koymadan, insanlarla gönül bağ kurmadan ve birileriyle kenetlenmeden yapamazsınız. Yapamadığınız için de bir sürü insana karşı sorumluluk besliyorsunuz. Yani ben kendimden önce ekibimi düşünürüm. Benim ekibimdeki insanlar kazanırsa ben göğsümü gere gere dolaşırım ortada. Ama yaptığımız ve insanları ikna edip masaya oturttuğumuz iş bizi yüzüstü bırakırsa bu çok ciddi sonuçlar doğurur. Çünkü biz her şeyden önce aslında gönül bağımız için yaşıyoruz. Dolayısıyla bu noktada çekimser yaklaştık. Çekimser yaklaştık ama kazancımız da bize yeşil ışık yaktı ilk başta. Yani çok yorulmadan yaptığımız bir şeydi. Bu eşleşme dediğimiz mesele var ya basit bir şeydi ama ilk başlangıçta bizi cezbeden noktası oydu. Çünkü eşleşmeyi yaptık. 2 hafta sonra ürününü gördük. Yani paramızı cebimize koyduk. Firma bizi yanıltmadı. Daha sonra Okan Bey gibi ben de bunu araştırmaya başladım. Bu firma dünyada nerelerde? Kimlerle çalışıyor? Kolmar bizim için çok önemli bir nokta. Yani Kolmar'a üretim yaptırıyor olması, Kaşara'yla aynı banttan çıkıyor olmamız ya da Lancome'la aynı banttan çıkıyor olmamız bizim için çok büyük güvence. Yani her ne olursa olsun, Atomi kim olursa olsun, Kolmar bunu üretmezdi Atomi için. Eğer Atomi'ye güvenmeseydi, her şeyden önce bu var. Güvenme noktası. O zaman ben şöyle anlıyorum Evren, baştan demek ki bir şüphe vardı. Hani yoğurdu, hani sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer misali. Başta bir şüphe vardı. Fakat daha sonra o şüphenin kalktığı, evet ya bu firmayla çalışılır, bu firmayla olur dediğiniz bir an oldu demek. Yani bir yaklaşım, değişim oldu sizde. Bu değişimi tetikleyen, bu değişimin böyle olduğunu olduğunu gösteren şeyler galiba bu eşleşme olup sonra ödemenin gelmesi mi? Başka bir şeyler var mı buna benzer? Var Yani tabii olmaz bu mı? firmaya çalışılır dediğiniz noktalar neler acaba? Şimdi şu ürünün iade noktası var ya hani biz eşleşmelerin 2 hafta bekliyoruz. 2 hafta bekledikten sonra ödemelerini alıyoruz ya o 2 hafta bizim müşterimizin ya da işte ürünü deneyen arkadaşımızın bize geri dönüşleri için çok önemli bir nokta. O 2 hafta içerisinde kime verdiysek ürünü asla hiçbir şekilde bize işte şurasında şu var, burasında bu var, işte bu ürün şöyle çirkindi, böyle zarar verdi. Bunların hiçbirini duymadık. Bunu duymamak bir kere enteresan. Yani insanoğlu hani kusur bulmak için yaratılmış ya. Bizimkinde hiçbir şekilde bir kusur yok. Garip bir şekilde yok yani kusur. Olmadığı için de sonra ürünleri deneme ihtiyacı hissettik. Kendi ihtiyaçlarımıza göre her şeyi deneyelim noktasına gelindi. Çünkü madem güveneceğiz ve insanlara bunu tavsiye edeceğiz. Madem bu işin sorumluluğunu alıyoruz artık bu gömleği giymek zorundayız. O zaman her şeyi deneyeceğiz. Kendi içimizde denemelere başladık. Ürünlerin çoğunda kendi problemlerimizi çözdük. Memnuniyetlerimiz bizi aslında işe ikna eden ikinci faktör oldu. Yani biz ikinci çizgiyi de geçtikten sonra artık bu işe sarılalım noktasına geldik.
Yani Ödemeler iyi geldi. Ürünler de kaliteli. Geri dönüşü olmuyor. Ürünlerde memnun kaldık. O zaman bu işe biz asılalım dediniz. Ağırlık verelim dediniz. Öyle mi hissediyorsunuz? Anlıyorum. aynen öyle. Ağırlık verelim dedik çünkü bizim birlikte çalıştığımız arkadaşlarımızın hepsinin de güveniyor olması bu ürünlere, onlardan da pozitif dönüşler almak bizim için pazarda önemli bir yer açabileceği hissini uyandırdı. Dolayısıyla hiç kimsenin beğenmediği bir şey pazarlamaya çalışmaktansa ya da işte ortada bir ürün olmadan da network marketing yapılabiliyor biliyorsunuz o tip firmaları. Böyle bir şey de kazanç için yapmaya da gerek yok. Bizim elimizde hem sistemin çok kazandırdığı hem ürünün çok memnuniyet yarattığı ve network marketing bel kemiği olan aslında daimi kullanıcılar yaratma, insanların alışkanlıklarını değiştirme noktasında her şeyin bizde pozitif sonuç verdiği bir noktada yürümek bizim için kolay olacaktı. Herkes gibi öyle koşa koşa gitmiyoruz belki ama bizim attığımız yani inşaatta çıktığımız katları düşünürsek bizim temelimiz hem çok derin oldu hem çok sağlam oldu. Bu noktada eğer bu tip bir yaklaşımla her evdeki alışkanlığı değiştirerek ilerleyebilirsek kazanmamak mümkün değil noktasındayız biz şu anda. Evet. Biraz önce cümle kullandınız. Pazarda yer almak, pazar payı gibi bir şeydi galiba. Evet. Şimdi önceden bir şüphe vardı. Evet, tekrar aynı diğer şirketleri gibi olabilir mi? Sonra o şüphe kalktı. Evet, bu Atomi'de iş yapılır. Ben bu işte çalışayım, ağırlık vereyim dediniz. O baştaki ağırlık vereyim dedikten sonraki şu ana kadar geçen zaman içerisindeki düşüncelerinizde o pazarda yer alma, kendi grubunuzu oluşturmadaki hedefler, büyüklerle böyle kafanızda imaj, değişim, büyüme farklı bir şey oldu mu? Yani ya ben evet o şüpheler vardı, kalktı. Şimdi çok daha farklı ümitliyim. Bambaşka bir vizyon gördüm burada. O pazarda pay alma gibi sizin kendi şirketiniz aslında şu anda aslında. Çünkü herkesin kendi şirketi bu. Kendi şirketinizin pazardaki payının ne kadar büyük olacağını hissetmeye başladınız şu anda. Yani Bu şöyle firmanın ürünlerinin tamamına şöyle bir dönüp baktığımızda ve peyderpey ürünlerin gireceğini hesap ettiğimizde aslında tüm alışkanlıklarımızı karşılayacak noktada bir sürü ürün var. Bu ürünleri de kendi hayatımıza entegre ettiğimiz zaman ileride bizim şu köşe başındaki Migros'tan çok bir farkımız olacağını düşünmüyorum. Dolayısıyla herkesin kendine bir Migros'u varsa bu pazarda çok ciddi bir noktadayız demektir şu anda bile. evet. O zaman Yani gelecek için pazarı kontrol bile edebiliriz şu anda, öyle söyleyeyim ben size. İleriki günlerde. yani hangi parkın dediği gibi dağıtım ağında bir numara olmak düşüncesi diyorsunuz. Öyle bir dağıtım ağında bir numara olabiliriz diyorsunuz anladığım kadarıyla. Doğru mu? Evet de olabiliriz. Bunun Evet. için çünkü bütün koşullarımız tamam aslında. Tek Evet. eksiğimiz şu anda peyderpey giren ürünler. O ürünlerin de ben neden yavaş girdiğini şöyle çözdüm. Yani hem dünyada hem bizim ülkemizde sıralamada bir takım noktalarda hareket ediyor şirket. Yani insanlara ürünü pazarına sunuyor. Sunduktan sonra o ürünü bütün kullanıcıların deneyebileceği noktaya kadar sistemde devam ettiriyor ve belli bir doygunluk stoğu tasarlıyor diye düşünüyorum. O doygunluk stoğunun arkasından başka bir ürün daha geliyor sisteme. Çok Biz bunu doğru. hep böyle yaşadık en başından beri. Bütün kullanıcılar, bütün danışmanlar, Otomi'yi seven herkes ya da bizim gibi iş olarak düşünen herkesin bu ürünleri bilerek yaklaşmasını istiyorlar sisteme ve böylece herkesin öğrenebildiği noktada yeni bir ürün koyuyorlar. Ve Çok böyle doğru. ilerlemek bir sürü ürünün içinde boğulmaktan çok çok daha iyi. Dolayısıyla biz şunu anlıyoruz. Biz gerçekten bir zeka işi sistemle karşı karşıyayız. Yani her koşulda bizi kollayan, bizi gözeten, biz istemesek de yani biz bir sürü şey olsun istiyoruz. Örnek veriyorum başka bir ürün daha olsun. İşte yok o olsun bu olsun her şeyi istiyoruz diğer sitelerde gördüğümüz bizden seneler önce açılmış sistemlerde oralara girip bakıyoruz çünkü onlara girip baktığımızda bizde de olsun istiyoruz ama bizim yerimize bizim iyiliğimizi düşünen bir sistem var zaten şu anda. Çok doğru. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Bence bu çok önemli bir düşünce yapısı.
bu düşünce yapısını bizim bütün arkadaşlarımızın anlaması lazım. Çünkü şirketin bütün ürünleri şu anda Türkiye'ye gelmiş olsa büyük ihtimalle onların 500 ürün var diyelim şu anda. 500 ürünü anlamak için bir gün harcamış olsak 500 gün olacak. Bu şu demek, Çok ciddi ciddi kaos ortamı ortaya çıkar. 500 gün sonra her ürünü konuşmuş olacağız. Fakat 500. günde de birinci ürünü unutmuş olacağız büyük ihtimalle. Yani dediğiniz gibi ürünlerin peyderpey gelmesi, onların bizim içimize sindirmemiz, anlamamız, ürünleri kullanmamız, ürünün içeriklerini anlamamız açısından çok önemli. Ayrıca bunun ticari olarak stok maliyeti de önemli. Çünkü 500 ürün geldi fakat ürünler, çünkü kimse ürünü bilmediği için belki kullanamayacaklar çoğu ürünleri. Bu sefer ürünlerin süresi geçecek, sonra atılmak zorunda kalacak. Ticaret açıdan yanlış olacak, ama dediğiniz haklısınız. Demek sindire sindire getirmek çok önemli bir durum. Bununla beraber şu anda bile bence çoğu arkadaşımız bir spirulina'nın içindeki ne var, bunların neye faydası var onu da bilmiyor diye düşünüyorum. Çünkü daha ürünü incelememişiz. Daha dün mesela bir sohbette geçti. Bizim reklam videosunda yazar, spirulina içerisinde SOD antioksidan vardır, fitokiyanin vardır, klorofil vardır diyoruz. Fitokiyaninin, SOD'nin ne işe yaradığını araştırdık mı acaba arkadaşlarımız? Biz bu şirketin ortağıyız. Yani herkes kendi şirketi. Herkesin kendi şirketi aslında. Ben kendi şirketinde satılan bir ürünün içeriğinin ne olduğunu, ürünün ne gibi faydaları olduğunu, hangi teknoloji üretildiğini, hangi standartta üretildiğini bilmem gerekiyor. O nedenle SOD'nin aslında Parkinson hastalığının önleyici bir enzim olduğunu bilmemiz gerekiyor ki spirulina'yı kullanalım. En azından ayrıca bizim spirulina'nın özellikle deniz suyu kurutma sistemiyle kurutulduğunu, o nedenle içindeki mineral vitaminlerin çok daha zengin olduğunu, klorofil oranının diğer firmalara göre yaklaşık 4 kat daha fazla olduğunu bilmemiz gerekiyor ki klorofilin vücuttan radyasyonun atılmasını sağladığı için çok sağlıklı bir beslenme ürünü olduğunu, spirulina'yı bilmemiz gerekiyor. Yani bunları bilmezsek o zaman biz 500 değil 1000 tane ürün gelse bilmediğimizde bir anlamı kalmıyor. Buna benzer ürünleri tanımamız çok önemli arkadaşlar. Ebru Hanım'ın dediği gibi. Buyurun Ebru Hanım. Yani şöyle bir spirulina'yı çözümlemeye kalktığımızda ajandada tam 8 sayfa spirulina içerik bilgisi Evet. çıkıyor. Tek Çok doğru. spirulina tek başına. Yani bu 8 sayfanın içinde siz işte Alzheimer'dan çocuklarda dikkat eksikliği, işte yetişkinlerde dikkat eksikliği, işte hem hiperaktivite, merkezi sinir sistemi kaynaklı sorunlar, onlar bunlar. Şimdi ben burada konuşmaya kalksam sabaha kadar spirulina Evet. anlatırım. Neden otomiyi yapıyoruz? Ona gelelim. Tek Sanırım üründe ufak her bir. şeyi çözebilecek durumdayız. Her Evet, şeyin evet. dahası bizde. Bütün konsantrasyonu bu yönde çalıştırabilirsek atomi her şeyin dahası olur elinizde. Bu yüzden işte daha güzel olursunuz, daha çok paranız olur, işte daha çok insan tanırsınız, daha çok eşiniz, dostunuz, arkadaşınız, kardeşiniz olur, Ankara'da bir eviniz olur, Antalya'da bir eviniz olur. Yani ev derken yuvanız ve kardeşleriniz anlamında bir sürü insanla tanışabilirsiniz. Keza bizim şu anda o şekilde büyüyoruz. İşte Ordu'da bir evimiz var, Samsun'da bir evimiz var, Antalya'da var. Büyürsek her şeyin dahası bizim olur Atomi'de. En Ebru güzel noktası bu. Buyurun. Hanım, baştaki o şüpheler şu anda tamamen silindi. Artık ben de %100 Atomi'deki gelişmenin olduğuna inanıyorum ve tüm gücümle Atomi'yi severek, isteyerek yapıyorum mu diyorsun? Biz bu konsantrasyonu tahmin ediyorum 2023'ün başında sağladık aslında. Çok Siz iyi. de fark etmişsinizdir rakamlardan. Evet. 2023'ün başından beri aslında biz full konsantrasyon ilerliyoruz ama fazlaca dikkatli ilerliyoruz. Yani ekiplerdeki arkadaşlar hani bizde mottolarımız var ya ruha değer vererek ilerliyoruz. Ondan sonra Evet. vizyon yaratarak ilerliyoruz. Biz bütün kurallara uyarak ilerlediğimiz için her şey yavaş yavaş ve sindire sindire yapıyoruz. Az önce Okan Bey'in de söylediği gibi organik bir şekilde ilerliyoruz. Bütün arkadaşlarıma da bunu tavsiye ederim. Mutlaka iyi ekipler, mutlaka lider adaylarından kurulu ağaçlar, lider adaylarının doğru yerleştirildiği ağaçlarla ilerlesinler. O zaman her şey daha kolay ve nasıl diyeyim, teknikte kolay. Ama mücadelede her ne kadar zor da olsa çok faydalı bir şekilde ilerleyecek onlardan.
Çok teşekkürler Evra Hanım. Son sözünüz söylerseniz daha sonra Fatih Bey'e söz vereceğim. Söylemek istediğiniz bir şey var mı ekstradan? Aslında söyleyebileceğimiz çok şey var ama Fatih Bey'in de konuşması gerekiyor. Bundan sonra aslında son söz diye bir şey yok. Bundan sonra söyleyeceğimiz her şey kendimiz için. Hiç durmadan kendimizi anlatmaya, hiç durmadan Atomi'yi anlatmaya devam etmemiz gerekiyor. Son söz yok. Her gün bu sabah acaba kimlerle bunu konuşsak diye uyanıyoruz. Her Durmuyoruz. gün yeni bir gün diyorsunuz. Her gün yeniden Evet, başlıyoruz diyorsunuz efendim. evet. Her gün bugün başka bir lider arkadaşımızla tanışacağız şeklinde uyanıyoruz. Buradan devam. Çok güzel. Çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Ben teşekkür Yine ederim. görüşürüz. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar evladım. İyi akşamlar. Evet Fatih Ömert Bey. Evet, iyi akşamlar. Uluslararası. Evet, iyi akşamlar Fatih Bey. Fatih Bey uluslararası şirketlere danışmanlık veriyor arkadaşlar. Sürekli biz Fatih Bey'le görüşüyoruz. Sık sık geziyoruz böyle. Ben Fatih Bey'i sürekli inceliyorum, izliyorum. Kendi özel bir özgüven var. O özgüvene de ben hayranım şahsen. O kendi özgüveni bazen daha doğrusu geçenlerde bir yere gittik böyle. Yusuf Bey, şu arkadaşı kaydeder misiniz? Ben dedim, Fatih Bey ne bu rahatlık kardeşim. Şeydeyiz. Restoranda arkadaşlar kayıt olmak istiyorlar. Koltuğa oturmuş böyle kişiye. Yusuf Bey arkadaş kayıt olmak istiyor. Kaydeder misiniz lütfen? Dedi, tabii ki neden olmasın kaydedersin. Çok güzel bir özgüveni var. Oyunu seviyorum. Fatih Bey firmalara uluslararası pazarlama tanıtım danışmanlığı yapıyor. Yılların tecrübesi var kendisinde. Tabii o tecrübede kendine farklı bir güven oluşturuyor. Güzel bir ticari işi de var. O nedenle Fatih Bey'i merak ediyorum. Neden Atomi, yani şimdi normalde güzel bir kazanç sistemi var. Uluslararası firmalara danışmanlık yapıyor. Çok büyük firmalarla çalışıyor. Onu biliyorum ben. Bu büyük firmalara çalışırken büyük ihtimalle ona da diyorlardır diye tahmin ediyorum. Kardeşim böyle büyük büyük işler yapıyorsun. Büyük firmalara çalışıyorsun. Neden diş maliyesi uğraşıyorsun? Büyük ihtimalle diyorlardır. O neden kelimesinin sonucunu biz şu anda öğrenmek istiyoruz. Neden Fatih Bey Atomi ile uğraşıyorsunuz? Atomi'ye başladınız, Atomi yapıyorsunuz. Size Atomi yaptıran şey ne acaba? O büyük firmalar, büyük işler arasındaki Atomi'nin yerini. Evet Fatih Bey, buyurun. Evet, teşekkür ederim Yusuf Bey. Beni davet ettiniz, söz hakkı verdiniz ve iltifat ettiniz. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Ben Fatih Ömer. Zaten çoğunuz beni tanıyor. Şimdi birinci o iltifatınızı biraz yorumlamak istiyorum özgüvenle alakalı. Aslında evet özgüven var ama bu özgüven bizim firmadan geliyor. Atomi'den geliyor. Çünkü Atomi arkanızda varsa sizin mutlaka özgüveninizin %100 olması lazım. Sizi şüpheye düşüren, sizi herhangi bir küçük düşürebilecek veyahut da insanlar karşısında sizi güçsüz gösterecek bir neden yok yani. Çünkü arkanızda koskoca dünyanın en büyük şirketleri arasında olmayı hedeflemiş bir şirket var. Cirosuyla, prensipleriyle, vizyonuyla, ürünleriyle. Bu açıdan göğsümüzü gere gere çok rahat bir şekilde bunu evet yapabiliriz. Tabii oradaki en önemli faktör Yusuf Bey sizsiniz. Size olan güveninizden dolayı o anda belki farkına varmadan bazı şeyler söylemiş olabiliriz. Hakkınızı helal edin. Evet. Ama güzel bir diyalog, güzel bir ortamdı. O gün gittik, geldiniz. Tabii ki biz de bir Diamond Master'ı nasıl çalıştırabiliriz? Bunun gayreti içerisindeyiz. Ve güzel de sonuçlar alıyoruz. İnşallah bu şekilde devam ederiz. Şimdi asıl soruya gelecek olursak neden Atomi? Yani bu aslında güzel bir soru ve hepimizin kendi nedenlerimizi şöyle bir düşünüp neden ben Atomi yapıyorum? Neden yapmalıyım? Bana bu gerekli mi? Evet ben Atomi ile tanıştığım zaman 2 yıl önce yani aslında 1 yıl öylesine vakit geçirdim diyebilirim. O zamanlar işlerimin de en iyi olduğu aslında dönemdi. Büyümeye müsait bir ortamdı. Büyük şirketlerle görüşüyordum. Bu da bir prestijdi. Ancak ben
Neden atomiye başladım? Bu durumda bana atomi geldiği zaman nasıl analiz ettim? Veyahut da başlangıçta biraz kaçtım mı, ilgilenmedim mi? Birazcık bundan bahsedeyim. Arkadaşlar, ben 2010 yılından itibaren e-ticarete karşı bir ilgim vardı. Hatta 2010 yılında kendim Merter'de dijital pazarlama ofisi açmıştım ve hiçbir altyapım olmamasına rağmen sadece yeğenimi yanıma alarak o web siteleri yapıyordu. Şirketlerle görüşmeye başladım. Ta Aydınlı Grup, Pierre Cardin'e, US Polo'ya kadar çıktık. Ama hiç kimse ilgilenmedi. Ben de tabii ki o zamanki bilgi, altyapı çok güçlü olmadığı için o büyük şirketlerin karşısında belki dik duramadık, özgüvenle duramadık. Çünkü arkamızda hiçbir şey yok, doğru dürüst bir tecrübe yok, bir bilgi birikimi yok. Sadece e-ticaretin bir şeyler değiştireceğini hayatımızda, onu ben anlatmaya çalışıyordum. Yani firmalara online üzerinden tanıtım yapın. Hatta e-ticaretten ziyade online tanıtım, e-tanıtım olarak, hani artık kataloglar, broşürler falan değil de online üzerinden şirketlerin tanıtımını yapmaları gerektiğini anlatmaya çalışıyorduk. Tabii kimse bize inanmadı. Demek ki tecrübe, bilgi birikimi veya özgüven olmadığı için başaramadık. Ama 2010 yılından itibaren online'a karşı bir ilgim, alakam vardı. 2018'de online'la ilgili yine bir çalışmalarım oldu. 2020'de veya 21'de tam hatırlamıyorum. 20'de olacak galiba. İki kere web sitesi kurdum. Bir şeyler satayım. Alibaba'nın Türkiye versiyonunu, Türkiye'deki öncelikle çocuk giyim sektörünü oraya taşıyayım. Yurt dışına onların ürünlerini satayım tarzında veyahut da tanıtımını yapayım. Ama bunun altyapısını araştırdığımız zaman çok büyük bütçelere, çok büyük yazılımcı insanları bünyenizde barındırıp ve onları beslemeniz gerektiğini görünce o bütçeyi gözüm kesmedi. Hani bizim avamca tabirle korktum yani, ya başaramazsam diye. Sonrasında yine bir site daha kurdum. Satmak için, et ticaret yapmak için. Baktım yine çok masraf gerekiyor. Ürünü bulacaksınız, doğru ürün mü? Fiyatlandırma doğru mu? Ya satılmazsa bunun stok maliyeti tarzında yine geri adım attım. İyi ki de başlamamışım. Tabii kendim danışmanlık üzerine şirket kurdum ve onun tanıtımını yapıyordum. Online eğitimler yapmaya başlamıştım ücretsiz o gün itibariyle. Oraya iş adamlarını davet ediyordum. Onlarla konuşuyorduk. Onlara yurt dışı pazarlama üzerine nasıl verimli bir çalışma olur, bunu anlatıyordum. Ve bir gün telefonumu karıştırırken Yusuf Bey'in ismini gördüm. Yusuf Bey ile de çoktan beri tanışıklığımız vardı ama uzun süredir görüşmüyorduk. Yusuf Bey'i davet ettim benim online toplantıya. Yusuf Bey geldi, güzelce dinledi. Ben yine orada online'dan falan bahsediyorum. En sonunda Yusuf Bey dedi ki, ya ben size bir şey söyleyeceğim Fatih Bey, toplantının sonunda eğer kabul ederseniz. Tabii ki dedim. Bana Atomi'den bahsetti. Türkiye'ye online üzerine bir Güney Kore merkezli şirket geliyor. Siz de bununla ilgileniyorsunuz online'da. Bunu incelermişsiniz tarzında. Hatta şöyle dedi, kayıt olup bana destek olur musunuz? Olmak ister misiniz? Şimdi öyle bir soru sordu ki, aslında soru çok güçlüydü. Ben hayır, olmak istemiyorum, yardımcı olmak istemiyorum diyemedim. Kaydımız olduk galiba, öyle hatırlıyorum ama bana Yusuf Bey bir şeyler gönderdi, katalogları gönderiyor, bazı ürünler gönderiyor. Şirket hakkında bilgi, ben hiç de ilgilenmedim. Belli bir süre hiç ilgilenmedim. Tabii İsmet Bey gönderiyor, kendisi gönderiyor. Sonrasında tabii ben Rusça bildiğim için Dina Hanım'la beni bir telefonda konuşturdular. Dina Hanım İstanbul'a geldi. Dediler ki Dina Hanım geliyor, işte geldi, onunla bir görüşelim. Gittik bir parkta bir görüştük falan. Sonra Dina Hanım'ın hesabını bana gösterdiler. Baktım yani ciddi bir rakam yani. Şimdi soruyu bakıyorum, ne yapıyor? Yaptığı bir şey yok.
Ama ciddi bir pasif geliri var. Bir online ticaret pasif gelir. Benim de tam zayıf noktam burası. Online ticaret, e-ticaret ve pasif gelir. Tabii iyice baktım, böyle bir hesapladım. Ruble yatıyor, rubleyi dolara çevirdim. Daha sonra tabii ilgimi çekmeye başladı o zaman. Biraz incelemeye başladım. Artık hafif çalışmaya başladım. Açıldı site, ürünleri kullanmaya başladım. Ürünleri kullanmaya başladım. Tabii herkes gibi nereden başlıyoruz? Diş fırçası, diş macunu. Onları kullandım. O kadar beğendim ki aşık oldum. Evde ne kadar diş fırçası, diş macunu var? Yedekleri falan vardı. Hepsini çöpe attım. Hiç acımadım. Şimdi bazı arkadaşlar, ben bazen gönderiyorum. Abime falan göndermiştim diş fırçası, diş macunu. Kullandın mı dedim, sordum. Hayır diyor, yeni almıştım da onları kullanıyorum. O zaman dedim, bana parasını gönder. Ürünler. Şimdi bu şekilde aslında ben yapmadım. Ben hemen ürünleri kullandım, denedim. İnanın çok hoşuma gitti. Ve dedim ki bu ürünlerle, bu fiyatlarla bu iş olur. E-ticaret, ürünler kaliteli, fiyatlar uygun. Tabii daha sonra Dina Hanım tekrar geldi. Birkaç ay sonra, sen 5-6 ay sonra. Onun tekrar bir hesabına baktık. Baktım 2 kat artmış. Aman Allah'ım, yani ben bu işi yapmalıyım. İşte ondan sonra arkadaşlar ben Atomi'ye başladım. Burada bir, e-ticaret olduğu için. İki, pasif gelir olduğu için. Üç, ürünler kaliteli, fiyatlar uygun. Dört, sizi yormuyor. Eğlenceli bir aslında alışveriş. Eğlenceli online alışveriş. Zevkli online alışveriş. Eğer ürünlere güvenirseniz, firmanın vizyonuna güvenirseniz, buradaki gerçekliği görürseniz, kendinize özgüveniniz %1 milyon oluyor. Bu işin olacağını, bu işin tutacağını çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Yani ben burada Atomi'ye network marketing demiyorum. Yani network marketing sanki Atomi'yi biraz da küçük düşürüyor gibi. Yani küçültüyor. Çünkü network marketing dediğiniz aslında klasik insanların işte katalogla, ürün paket alarak, satarak, kafalarında bu var. Aslında biz çevremiz, aslında network diyoruz ya, network yani çevremizi ve tavsiye ticaret, doğrudan satış, online iş modeli. Atomi bütün iş modellerinin içine almış baktığınız zaman. Burada hepsi var. Yani Atomi vizyonunu biliyorsunuz, görüyorsunuz. Yani Güney Kore'de başladı. Atomi Asia'yı incelediğiniz zaman. Burada A'dan Z'ye bütün ticaretin, bütün ürünlerin bu platformda olduğu bir pazar yeri burası. Yani burasını, bu vizyonu geniş görürseniz, bu kadar büyük bir vizyon ama eğlenceli, keyifli, riski olmayan, sermaye koymadan, herkese anlatılması gereken, gülerek, eğlenerek. Yani ben gittiğim yerlere inanın eğlenerek gidiyorum. Zevk alıyorum. Yani insanlar bu ürünleri alsın, almasınlar. Hiç önemli değil. Önemli olan o insanlara dokunma. Birisine C vitamini verirsin. Bugün yaşadığım yerin parkına aracı park ettim. Arkamdan bir araç geldi. O da park etti. Dedi, yukarı nasıl çıkabilirim dedi. Gelin dedim, ben sizi çıkartayım. Asansör kartlı olduğu için. Yukarı çıkartırken dedim, hayırdır, nereye geldiniz? Dedi ki, İK güzellik merkezine geldim. Dedim, kendinize iyi bakıyorsunuz galiba. Evet dedi, biraz bakmaya çalışıyorum. O zaman dedim, ben size şu kartımı alın. Evde kendinize daha iyi bakabilirsiniz. Nedir bu? Güney Kore kozmetik, cilt bakımı, kişisel bakım, mükemmel bir ürün. Ben kullanıyorum. Bir de kahve verdim. Dedim, beni çaldırın. Beni çaldırdı, telefonu kaydettim. Bu kadar eğlenceli arkadaşlar. Yani asansörde, yani 30 saniye, 40 saniye içerisinde iletişim kurup o insanla, o insana bu vizyonu gösterebiliyorsunuz, anlatabiliyorsunuz. O açıdan ben eğleniyorum. Bana burada, beni buraya çeken, dediğim gibi pasif gelir, online ticaret, eğlenceli, zevkli bir iş modeli. Buradaki iş modeli yani diğer hiçbir yere benzemiyor. Kendine özgü, Atomi'nin kendine özgü bir iş modeli ve asla ve asla ben başka türlü bunu başka firmalara benzetmiyorum. Diyorum ki bu Atomi iş modeli. Yusuf Bey, umarım Çok çok teşekkürler Fatih ben Bey. teşekkür Çok ederim. güzel, detaylı bilgi verdiniz.
Yani o özgüvenin sırrı demek diyorsun şirketin kendisi aslında. Evet arkadaşlar gerçekten de öyle. Güzel bir noktaya geldi Fatih Bey. Yani şirketin bize o aslında biz hepimiz 2 milyar dolarlık şirketin ortağıyız arkadaşlar. Şu anda 2 milyar dolarlık şirketin ortağıyız. Bizim ortaklık payımız da tamamen bizim kendi gayretimiz sonucunda büyüttüğümüz grubumuza bağlı. Yani 2 milyar dolarlık şirketin ortağı, milyar dolarlık bir şirketin ortağı olarak kişilerle konuşmamız lazım. Onlara o şekilde sunum yapmamız lazım. O şekilde davranmamız lazım. Şirketin mottolarını da hissederek o nedenle Fatih Bey'in dediği gibi gerçekten 2 milyar dolarlık şirketin ortağı olarak sunum yaparsak, konuşursak demek ki Fatih Bey gibi özgüvenli oluruz. Bize de destek olmuş olur. Ben şunu da eklemek istiyorum Yusuf Bey. Buyurun. Ben Buyurun. burada gerçekten bilmiyorum Dina Hanım burada mı değil mi? Başlangıçta buradaydım. Dina Ona Hanım çok buradaydı. çok teşekkür ediyorum. Çünkü Evet, şu an burada. ondan ben etkilendim. Yani hep şunu söylerdi. Eğlenceli online ticaret. Ben onu yeni anlamaya başladım. Yani yaşadıkça insan anlıyor. Gerçekten eğlenceli online ticaret. Yani bu kadar eğlenceli, bu kadar zevksiz, bu kadar zevkli, bu kadar stressiz. Çünkü stresiniz hiç yok. Kendi işinizde stresiniz yani mutlaka oluyor. İşiniz iyi de olsa stres oluyor, kötü de olsa stresiniz oluyor. Burada hiçbir şeyi dert etmiyorsunuz. Ürünlerin stoklama derdi yok, üretim maliyeti yok, derdi yok. Onları yöneteyim, göndereyim, ne bileyim hiçbir dert yok yani aslında. Bu problem, bu stres olmayınca siz çok rahatsınız. Şimdi insan rahat olunca mutlu olur, doğru mu? Yani burası eğlenceli, mutlu bir ticaret yeri. Bu açıdan farklı bir şey de buna benzetmeyelim. Atomi'nin kendine özgü, eğlenceli, mutlu bir iş modeli var. Bu açıdan burada başta size beni davet ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bazen tabii kızıyorum. Neden beni en sona bıraktınız, en alta bıraktınız? O yüzden de ben sizi şimdi çok çalıştırmak istiyorum. Ama bu işin sonu başı yok aslında. Ne zaman başlarsanız başı o zamandır. Teşekkür ediyorum. Okan Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. Çok ben şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Okan Bey, Yusuf Bey, İsmet Bey ve Dina Hanım ben başlangıçta çok rahatsız ediyordum. Ben genelde saat 23'te, 11'de yatmaya çalışıyordum. Arkadaşlar ben yatmaya gidiyorum diyordum kendilerine. Ama kendi işim olduğu zaman ister 11 ister 12 arıyordum, soruyordum. Çünkü Atomi ile alakalı bir soru varsa veya bir kayıt varsa yani hepsine çok teşekkür ediyorum. Çok rahatsız ediyordum. Sürekli onları her gün arıyordum. Şu anda da zaten Yusuf Bey'i sürekli rahatsız ediyoruz. Her gün konuşuyoruz onunla ve İsmet Bey'le. Sağ olsun Dina Hanım da bizi yalnız bırakmıyor. Ve bütün arkadaşlarımızın, sponsor arkadaşlarımızın emekleri üzerimizde çoktur. Onlara teşekkür ediyorum. Sponsorunuzla mutlaka iletişim halinde olun. Onları arayın, onları sorun, onları rahatsız edin, çekinmeyin. Özgüveniniz yerinde olsun. Özellikle sponsorlarınıza karşı iletişim güçlü tutun. İyi akşamlar diliyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkürler Fatih Bey. Ağzına sağlık. Fatih Bey'in dediği gibi özellikle arkadaşlar beni aramaya çekinmeyin. Her zaman arayabilirsiniz. Her zaman sorabilirsiniz. Bir de Fatih Bey güzel bir cümle kullandı. Atomi iş modeli aslında. Başka şirketlere, başka modellere benzetmeyin. Çünkü Atomi iş modeli gerçekten başlı başına farklı bir iş modeli. Çünkü network marketing kelimesi tam uymuyor. Çünkü bizde bir online satış var. Diğer firmalar network marketing firmalarında bir paket alma, bir aylık referans şey başlarken bir paket alma, aylık aktiflik gibi sistemleri var. Oysa bizimki bir online satış sitesi aslında. Sadece network marketing'deki kazanç yöntemiyle network marketing'deki kazanç yöntemiyle online satış sisteminin birleşmesi aslında. O nedenle buna bence Atomi iş modeli dememiz gerektiğini düşünüyorum. Atomi çünkü kendine özgü bir iş modeli var. Kendine özgü bir sistemi var. O nedenle Atomi iş modeli kelimesini kullanabiliriz arkadaşlar. Evet, Okan Bey müsait derse Okan Bey'in slaytı vardı. Okan Bey'i alalım. Evet Okan Evet, Bey. çok Tekrar teşekkürler. hoş Fatih geldiniz. Bey'e ayrıca ben de teşekkür ediyorum. Hiçbir zaman için ne zaman ararsa arasın yorulmadık, sıkılmadık.
Umuyoruz faydalı olmuşuzdur. Dolayısıyla bundan sonrası da aynı şekliyle her zaman olacak. Çünkü arkadaşlar biz hep beraberiz, birlikteyiz. Birlikte olmaktan şeref duyuyoruz. Hepinizi tanımaktan ben ayrıca şeref duyuyorum. Çok harika insanlarsınız. Daha farklı insanlar da olacaklar. Onları da çok seveceğiz, seviyoruz. Sevdiğimiz insanlar için aslında buradayız. Çünkü bu model hakikaten öyle. Şimdi ben çok küçücük böyle birkaç sayfa. O sayfayı bir gözden geçirelim. Yani ben neyi dikkatimi çekmişti? Onları birazcık not almak istemiştim. Dolayısıyla aslında bunun birçoğunu hep beraber şimdi konuşmacı arkadaşlarımızda Fatih Bey de, Ebru Hanım da, Yusuf Bey de söylediler. Ancak buraya tekrardan bir dikkat çekmek istiyorum. Neden? Çünkü Atomi global bir alışveriş sitesi arkadaşlar. Bu bir site. Hem de globalde çalışan bir site. Şu anda 57 ülkede var ve bundan sonra 5 sene içerisinde 20 ülkede daha olacak. Ve hepsinde de bizim hiçbir kendimize ait olan bir şey yok. Şirket kendisi yapıyor, sistemi kuruyor ve açıyor. Nasıl Türkiye'ye geldi? Bizden sonra işte İngiltere'ye gitti, tüm Avrupa. Sonrasında baktı İngiltere Avrupa'dan ayrılıyor. Ne yapması lazım? Avrupa'ya gerçekten bir noktadan ilerlemesi lazım. Çünkü mevzuatlar farklılaşıyor. Dolayısıyla Almanya'ya gitti ve şu anda 32 Avrupa devletine de oradan ne yapıyor? Hizmet veriyor. Bakın kendisini de yepyeni ve yenileyen bir şirket olarak, hani her gün yeni bir günü biraz önce de söyledik. Evet, hakikaten bunu gösteren bir şirket. O zamanlar global alışveriş sitesi olması benim çok dikkatimi çekmişti. Aynı zamanda diyordu ki Atomi, bir dağıtım şirketi. Yani ben orta noktadayım ve hub olarak adlandırılıyorum. Hub kelimesi bilmiyorum. Uçan arkadaşlar duymuşlardır. Uçakla uçan arkadaşlar. Mutlaka hub olan belli havaalanları vardır. O havaalanına gidersiniz. Oradan bir başka yere uçarsınız. Bu nedir? Aslında o havaalanı orta noktada yer alıyor ve birçok düzenlemeyi de yapıyor. Kilit noktada yer alıyor. Atomi de aslında böyle bir şirket. Bir dağıtım şirketi. Kendisi ürün üretmiyor. Ancak öyle ürün üreticileri seçiyor ki hem onları büyütüyor hem de çok özel olarak ürünler üreten üreticilerle birlikte çalışıyor. Onlara yardımcı olmuyor mu? Birçok açıdan yardımcı oluyor ve ben bunları duyduğumda da çok hoşuma gitmişti. Ve hakikaten doğru bir şirket olduğunu oradan da anlıyorsunuz. Neden? Çünkü kazan kazan prensibini sadece şirketlerle, yani sadece kişilerle değil, şirketlerle de uygulayan bir şirket ve onlara ayrıca finansman desteği sağlayan bir şirket. Dolayısıyla çok büyük bir şirket olduğunu, vizyoner bir şirket olduğunu bu şekilde görüp, duyup sevmiştim. Atomi bir dağıtım şirketi. Evet. Mutlak kalite, mutlak fiyat hepimiz biliyoruz artık. Bu prensip aslında hepimizin normalde günlük yaşamda hayatımızda olan bir şey. Bir markete girdiğinizde en kaliteli ürünü, en uygun fiyata almak için ne yaparsınız? Belki orada saatlerinizi geçirirsiniz. Değil mi? Hani eskiden çok büyük marketler vardı. Şimdi küçük küçük her yerde olan marketler var. Ancak artık oralarda hangi ürünün kaliteli ve hangi ürünün uygun fiyatlı olduğunu biliyoruz ve gidip ne yapıyoruz? Alıyoruz. Aslında baştan öyleydi. Atomi'nin de bu şekilde ürünlerini geliştirip piyasaya sunması, bizlere sunması ve bir küratörlük vazifesini yapması. Yani nedir? En kaliteli ürünü en uygun fiyata verme gibi bir prensibim var. Ben bunun için sizin adınıza çalışıyorum. Yani tüketiciler adına çalışıyorum. Lütfen beni bu şekilde tanıyın, bilin ve ortaya koymuş olduğum o ürünü mutlaka bu prensibe uyarak sizlere sunuyorum diyor. Öncelikle buna inanmak gerekir ve ben o zaman araştırdığımda farklı siteleri, yani dünyanın değişik sitelerini ziyaret edip gördüğünüzde fiyatlarının uygun olduğunu, kalitelerinin ve içeriklerinin de çok müthiş olduğunu görmüştüm. Hala daha görüyoruz. Bunu da lütfen kendiniz araştırarak inanın. Yine çok ilgimi çeken bir şey, müşteriyi başarıya taşıyan bir sisteme sahip olması. Ben her zaman söylüyorum, belki duyan arkadaşlar var. Müşteriyi başarıya taşımak ne demek? Çok ilginç bir cümle olarak karşıma çıkmıştı. Evet, sonrasında Atomi ile ilgilenmeye başladığınızda görüyorsunuz. Hepimiz birer müşteriyiz. Bizim Atomi'yi tanıttığımız herkes müşteri veya bu tür ürünleri kullanan herkes müşteri. Müşteri olarak başladığımız bu hikayede
bu başarı hikayesinde şunu görüyoruz. Buradaki müşteriler hayatlarında olmadık şekilde kendilerine bir fırsat sunulduğunu ve bu fırsatın çok basit şekilde sistemde kalarak, sistemde her gün aslında çok basitçe konuşarak, insanlara otomiden bahsederek bu sistemin bir başarıya götüren sistem olduğunu ne yaptık? Gördük. Bunu da bu şekilde hissettik. Sonrasında dikkatliye değer noktalardan bir tanesi, Atomi diğer şirketlerin aksine müşterisini odak noktası yapmıştır. Böyle bir cümleyi duyduğumda da hakikaten daha fazla incelediğimde de bunu gördüm. Yani Atomi başka şirketler, özellikle Amerikalı şirketlerin tüm dünyaya yaydığı nedir? Bir şirketse siz aslında müşterinin cebindeki paraya odaklanıyorsunuz. Atomi bunu çok farklı noktada yapıyor. Atomi diyor ki senin cebindeki para değil. Sen zaten bu parayı ne yapacaksın? Kullanacaksın. Ne için? Günlük ihtiyaçların için. Onun için o parayı zaten harcayacaksın. Ancak harcarken bile kaliteli ürünü uygun fiyata aldığında ilk bütçende ne yapacak? Fayda sağlayacak. İşte bu müşterisini odak noktası yapma konusunu ben çok önemsemiştim ve böyle bir şirketin olması aslında hayallerde olan bir şey. Başka şirketler şirket kurucuları için çalışırlar. Atomi müşterileri için. Bu da ne kadar doğru bir tabir olduğunu sanırım bana katılarak düşüneceksiniz. Çünkü birçok şirket, özellikle mesela şeyi düşünseniz, Amazon'u düşünseniz, Trendyol'u düşünseniz, hepsi buradayı düşünseniz, bunların bir kurucuları var, kurucu ortakları var. Aslında şirketler kurucu ortaklar için çalışıyorlar. Atomi hakikaten müşterileri için çalışıyor. Yani bizler için çalışıyor. Çünkü aslında başkanın hiç böyle bir şeye ihtiyacı yok. Veya diğer arkadaşların da hiç böyle bir şeye ihtiyacı yok. Mesela Imperial Master'ların. Her birisi çok ciddi noktalara gelmiş. Hayatlarını 180 derece değiştirmiş ve çok büyük paraları kazanan insanlar şeklinde gelmişler. Ama hala çalışıyorlar. Ne için? Şirketin kurucuları için mi? Hayır. Bizler için çalışıyorlar. Bizler için yollardalar ve hatta bu sene biliyorsunuz Global Synchronization Quantum Jump. Yani atılım senesi ve atılım senesinde görüyorsunuz ki başkan bu yaşına rağmen dünyanın dört bir tarafındaki seminerlere katılıyor. Onu zorlayan ne? Bence hiçbir şey. İnsanları düşünmesi. Humanist olması ve bizleri düşünmesi. O kim onlar? Atomi'nin müşterileri. Hakikaten bunu da ne yapmak lazım? Göz önüne almak lazım. Evet, son nokta, Atomi'de bir gelir modeli var. Neye dayanıyor? Gönüllü olarak ürün satın almaya dayanıyor. Arkadaşlar siz ürünleri kullanmaya başlayıp sevdiğinizde artık bundan sonra ne yapıyorsunuz? Gönüllü olarak ürün satın alıyorsunuz. En önemli ve kilit nokta, mutlak kalite, mutlak fiyat. İşte ondan sonra müşteri korkunç bir, biraz önce Fatih Bey'in bahsettiği gibi, korkunç bir pasif gelire gidiyor. Korkunç. Neden korkunç? Çünkü hani bundan korkacak mıyız? Hayır. Böyle bir pasif gelir aslında hiç belki hayallerimizde, belki değil, hiç hayallerimizde olmayan bir şey. Ama Atomi ile tanıştıktan sonra, bu pasif gelirin de mümkün olduğunu gördükten sonra ve buna da inandıktan sonra bu şirketi hiçbir zaman için bırakmayın. Ben böyle gördüm. Onun için her düşüp kalktığımda mutlaka, bu yani hepimiz için çok mümkün, mutlaka ve mutlaka Hangel Park'ın videolarına dönüp tekrar seyretmenizi öneririm. Mutlaka mentor arkadaşlara ya da sponsor arkadaşlara anlaşabildiğiniz, mutlaka arayıp onlarla oturup konuşmanı yapmanızı tavsiye ederim. Evet, teşekkür ediyorum herkese. Umarım bu noktalarda hep beraber anlaşmışızdır. Yusuf Bey. Çok teşekkürler Okan Bey. Çok güzel bir özet verdiniz. Arkadaşlar evet, Angel Park'ın videoları çok önemli. Gerçekten çok önemli. Dinlediğimiz zaman kendimizi motive oluyoruz. Atomi'de ben şöyle düşünüyorum. İnanın şu anda hayatta yaşadığınız problemlerin çoğunu çözecek bir yöntem, bir sistem var. Sadece ve sadece ürünleri kullanıp kullandırmaya, tanıtmaya devam edelim. İnanın
Bir Yusuf Ertuğ çıkacak karşınıza, bir Okan Öşten, bir Fatih Bey, bir Ebru Hanım çıkacak, bir Dina Hanım çıkacak, göreceksiniz. Hatta ben size bir arkadaş vardı, onun ismini unuttum. Onunla alakalı bir hikaye anlatacaktım size de, bunlarla alakalı. Kısaca bir şey söyleyeyim size. Bu atomun en temel şeyi aslında bizim çok kişiye ulaşmamız. Ne kadar çok kişiye ulaşabilirsek, ne kadar çok şey dokunabilirsek o kadar çok sonuç alıyoruz. Bunu ben size bir örneğini vereyim. Biliyorsunuz ben normalde yurt dışı pazarlama yapıyorum. Kendimin ayrıca YouTube kanalım da var İngilizce olarak. Özellikle hazır giyim konusunda. Orada bir deneme yapmıştım. Mesela bir tane video çekiyorum, koyuyorum YouTube'a. Oradan bakıyorum 2 haftada bir müşteri geliyor. 2 video çekiyorum. İşte yine 2 haftada bir diye hatırlarsınız ortalama. O zaman işte yaklaşık düşüyor bu sefer 2 haftada 2 tane müşteri oluyor. 3 video çekiyorum. Ortalama olarak yine böyle 2 haftada bir video geliyor ya normalde. O zaman 2 haftada 3 müşteri gelmeye başlıyor. Onu hissettim. Bu sefer her gün yeni videolar çekmeye başladım. Her gün. Bazen 10 tane video ekliyordum arkadaşlar. 10 tane video YouTube'a. Çünkü şunu kaydettim. Her koyduğum video aslında normal şartlarda yani 2 haftada 15 ayda bir desek bile ayda bir müşteri getirirse bir video diyelim. Demek ki ben 30 tane müşteri 30 tane video yüklersem her güne ortalama bir müşteri gelecek. Her gün. Eğer 300 tane video yüklersem her gün 10 tane müşteri gelecek demektir. Dikkat et, sayılarla oynamak gibi bir şey bu yani. Evet öyle yaptım arkadaşlar. Sonra 500 kadar video koydum. Her gün 10 tane 15 tane müşteri arıyor beni. Her gün. Dikkat ederseniz. Hiçbir şey yapmıyorum. Sadece baştan temeli öyle kurduk. Sadece çok kişiye ulaşmak için çok video yüklemiş oldum. Fakat Atomi'de bunun benzeri işte. Biz ne kadar çok kişiye ulaşırsak onların içerisinden arkadaşlar çıkacak. Çünkü şu bir realite arkadaşlar. Bazı kişiler vizyonu göremeyecekler Atomi'de. Bazıları çok iyi görecekler. Bazıları ticari mantığını anlayamayacaklar, bazıları çok iyi anlayacaklar. Basit örnekleri yaşıyorsunuz. Biraz önce örnek verdim size. Kişi diş macunu, diş fırçasını kullanıyor. Kardeşine, annesine bile vermiyor. O kadar beğeniyor. Oysa orada bir kazanç sistemi olduğunu da söylüyoruz ona. Anlamıyor. Ticari mantığını göremiyor. Oysa sabahtan akşama kadar çalışıyor. Para kazanmak için. Hem de normal eleman olarak çalışıyor. Atomik vizyonu göremiyor. O nedenle herkes görecek diye bir şey yok arkadaşlar. O nedenle diyorum ya burada olmanız gerçekten sizin için büyük bir ayrıcalık. Bu vizyonu görmek de ayrıcalık yani. Sizin şu anda burada olmuş olmanız yani Türkiye'deki insanların %1'ine girmişsiniz demektir. %1'i yani. Aslında biraz daha ilerisi daha ileri görüşlüsünüz demektir. Atomi'yi anlamak gerçekten ileri görüşlü olduğunuzu gösteriyor yani. Kesinlikle kendinizi küçümsemeyin. Fatih Bey'in dediği gibi İşimiz bir özgüven olması lazım. Bir, arkamızda böyle bir şirket var. İki, biz gerçekten bu vizyonu görmüşüz. Sizler görmüşsünüz yani. Burada olmanız büyük bir avantaj. Büyük bir vizyon görmek yani. Kendinizi bence diğer insanlardan ayırın. O göremeyenlerden tamamen ayırın. Kimseye takılmayın yani. Bana göre ikinci hayran olduğum bir Halim abla var burada. Bilmiyorum şu anda burada mı? Yani şahsen çalışmalarına, yaptıklarına ben hayran oluyorum yani. O Halim ablanın yaptıkları vallahi dışarıda mühendis bile olsa, iş adamı olsa bile bana göre onlardan çok daha ileri seviyede. Çünkü o bir şey görmüş, bir vizyonu görmüş. Fakat dışarıdaki adam ister mühendis olsun, ister doktor olsun ben atomik vizyonu görememse anlayamıyorum. Şahsen anlayamıyorum yani. O nedenle sizlerin burada olması arkadaşlar gerçekten mükemmel bir ayrıcalık. Onu hissedin, o güveni yaşayın, o özgüveni yaşayın. Atomi hayatımızda birçok problemi çözecek bir yapısı var. Kolaylığı var. Mükemmel bir durumda yani. Hiçbir zaman yüzümüzü kara çıkaracak bir firma değil. Çünkü dikkat ederseniz arkadaşlarımızın başlama sebepleri, neden Atomi yapma sebepleri hep bir referansa dayalı. Bir şeyden dolayı şunu 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 gördük, şundan dolayı yapmaya başladık diyor herkes yani. Bu sizde de vardır. Sizin de farklı sebepleriniz vardır. Arkadaşlar çok geç oldu. Haftaya yine cumartesi günü 2 ya da 3 arkadaşımızı alacağız. Neden Atomi yapıyoruz? Benim sizden isteğim mümkünse pazartesi gününe kadar
Arkadaşlarımızdan evet Yusuf Bey ben de katılmak istiyorum. Neden atom yaptığımı anlatmak istiyorum diye teklif gelmesini istiyorum ben. Gelirse o arkadaşlarla inşallah yaparız. Gelmezse o zaman ben tekrar özel olarak görüşeceğim, belirleyeceğim. Her arkadaşın neden atomu yaptığının belirlenmesi lazım. Bilmemiz gerekiyor. Herkesin farklı farklı sebepleri olabilir. Çok enteresan bir nokta olabilir. Çünkü eğer arkadaşlarınızın neden atomu yaptığınız hissedebilirsek eğer aynı nedenler başkalarında da olacaktır. Aynı nedenler onlarda da olabilir, başkalarında da olabilir. Onları yani buradaki arkadaşlar referans olarak onlara yaklaşımımızı değiştirebiliriz. O nedenle arkadaşlarımızın neden atom yaptıklarını iyi hissedersek çevremizdeki insanlara anlatırken, konuşurken aynı yapıdaki, aynı özellikteki, aynı ortamda kişilerin nedenlerini daha güzel hissedebiliriz belki. O yönden iyi olur. Onlara yaklaşımımız da değişmiş olur. Evet arkadaşlar haftaya cumartesi günü yine iki ya da üç arkadaşımızla sohbet edeceğiz. Vaktimiz bayağı daraldı. Eğer vaktimiz olursa haftaya belki bir tek ürün hakkında böyle bilgi vermeye çalışırız. Çok detaylı bilgi vermeye çalışırız. Çünkü ürünlerimize neden kullandığımızı detaylı bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Hatta kendi aramızda ürünler hakkında araştırmalar yapmamız gerekiyor. Bu nedenle ChatGPT'yi arkadaşlar kesinlikle kullanın. ChatGPT dediğimiz çok kolay zaten bir web sayfası sadece. chat.openai.com diye sayfaya giriyorsunuz. Oraya kayıt oluyorsunuz Google account'unuzda, Google hesabınızda. Sonra oraya istediğiniz soruyu sorun. Deyin ki SOD ne işe yarar? Spirino'daki. Spirino'daki şu ne işe yarar? Söylüyor yani. Çok güzel yazı, çok güzel detaylı açıklamalar var. Soruyu değiştirin, tekrar sorun. Değiştirin, tekrar sorun. Bakıyorsunuz ki çok detaylı bilgiler geliyor. Çok güzel bir bilgi kaynağı. ChatGPT'yi kesinlikle kullanmanızı tavsiye ederim. Evet arkadaşlar haftaya tekrar görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar, hayırlı günler, hayırlı haftalar diyelim. Teşekkürler. Pazartesi Evet, kadar iyi bekliyorum akşamlar. arkadaşlar sizlerden istekler. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. Ayrıca Okan Bey'e teşekkürler. Fatih Bey'e teşekkürler. Ebru Hanım'a teşekkürler. Din Hanım'a da teşekkürler. Buradaydılar, aramıza katılmışlar tekrardan. Herkese teşekkürler arkadaşlar. Sizlere de. İyi akşamlar.